Mutlu akşamlar. TRT Spor Yıldız ekranlarına hoş geldiniz. Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde 11. haftanın kapanış müsabakasında Ankara'dayız. Sait Zarifoğlu Spor Salonu'nda OGM Orman Spor ve Alagöz Holding Iğdır Basketbol karşı karşıya geliyor. İki takımın da acil olarak galibiyete ihtiyacı var. Her iki ekip de alt sıralardan uzaklaşmak istiyor ve bakalım bugün kazanan taraf kim olacak? OGM Orman Spor 3 galibiyetle 16. sıradan haftaya giriş yaptı ve şu anda da ilk beşler ekranda. Bilgehan Diril, Mertcan Solkol, Gökhan Şirin, Eric Buckner ve Keşan Woods ev sahibi takımın müsabakaya başlayacağı ilk 5 bu şekilde değerli izleyenler. OGM Orman Spor'un da Mehmet Kabaran yönetiminde maç kadrosu ve bench'ten gelecek oyuncular da şu anda ekranlarınıza yansımış durumda. Ev sahibi takım OGM Orman Spor geçen hafta Mersin deplasmanında kaybetmişti. Onlar da bir an önce üst sıralara tırmanma hedefinde Mehmet Kabaran, Volkan Karaçam'ın yerine göreve gelmişti sezon ortasında. Daha doğrusu sezonun ilk bölümünde takımın başına geldi Mehmet Kabaran ve Iğdır Basketbol, Benoy Embala, Marlen Will, Cem Coşkun, Burak Erol ve Muratcan Esen konuk takımında karşılaşmaya başlayacağı ilk 5 bu şekilde. Değerli izleyenler, Iğdır Basketbol bu sezon Türkiye Basketbol Ligi'ne geldi. Olcay Özkundilli yönetiminde onların da maç kadrosunu şu anda görmektesiniz. İki takımdan notlarla devam edelim. OGM Orman Spor, Balıkesir, Ankara Gücü ve Konya Spor'u mağlup etti. TED, Yalova, Gaziantep, Sigortamnet, Harem ve Çayırova karşısında 6 maç üst üste kaybetmişlerdi. Geçen hafta ise Mersin deplasmanında yine sahadan mağlubiyetle ayrıldılar. Turgut Işık, Erdoğan Çelebi ve maçın 3. hakemi de Burak Erkan olacak bugün Ankara'da. Onlar da az önce ekranlara yansıdı. OGM Orman Spor takımında sezon ortasında kadroda değişiklikler de yaşandı. Eric Buckner pota altına transfer edildi. O da şu ana kadar OGM Orman Spor takımıyla 3 maça çıktı. 18 sayı ve 9,6 rebound ortalaması var. Gelir gelmez de takıma katkı yapmaya başladı. İbrahim Asilla sezon başında transfer edilmişti ama o da beklentilerin altında kalmıştı Ankara ekibinde. Keşan Woods'un 6 maçta 17 sayı ortalaması var. Alperen Kurnaz da yine çift taneli skor katkısı veren bir diğer isim. 10 sayı ortalamayla bugüne kadar o da gelmeyi başardı. Geçen sezon 12. sırada yer almıştı OGM Orman Spor. Playoff hattının dışında kalmışlardı. Onlar da Ulaş Peker ve Oğuzhan Tosun dışında tüm oyuncularla sezon sonunda yolları ayrılmıştı ve sonrasında yeni bir kadro kurdular. Bunu da belirtelim değerli basketbol severler. Son olarak da Bilgehan Diril oyun kurucu pozisyonunda kadroya katıldı OGM Orman Spor'da. O da Mersin Büyükşehir Belediyesi ile sezona başlamıştı ama Güney ekibiyle yollara ayrıldı ve şimdi OGM Orman Spor'un kadrosuna dahil edildi. Alagöz Holding Iğdır Basketbol'sa 4 galibiyet ve 6 da mağlubiyetle 13. sıradan haftaya girdi. Onlar da sezonun ilk maçında Çayırova'ya kaybetmişlerdi. Sonrasında 4 maç üst üste sahadan galibiyetle ayrıldı. Iğdır Basketbol takımı Ankara Gücü, Konya Spor, Mersin ve Bornova'yı mağlup etmişlerdi. Ama son 5 haftada işler tamamen tersine döndü ve bu 5 maçı da kaybetti Iğdır takımı. Kapaklı Spor, Final Spor, Fenerbahçe Koleji Novotel, Esenler Erok Spor ve Kocaeli Kağıt Spor'a mağlup oldu Iğdır takımı ve zirve hattından da uzaklaşmış durumdalar. Şu anda bir an önce kazanıp tekrar playoff hattını zorlamak istiyor Iğdır takımı. Marlen Will 22 sayı ortalamasına sahip. Takımın bir diğer yabancı oyuncusu Benoy Embala da 15,9 sayı ortalamasıyla geride kalan 10 maçta mücadele etti Iğdır takımında. Benoy Embala geçen sezon OGM Orman Spor forması giymişti. O da bugün eski takımı karşısında mücadele edecek. Geçen sezon Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi'ni şampiyon tamamladı Iğdır takımı. Uşak'ta düzenlenen final grubunda ilk sırada yer aldılar. Türkiye Basketbol Ligi 18 takıma çıkarılınca bir başvuru yapıldı ve direkt olarak Türkiye Basketbol Ligi'ne geldiler. Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde mücadele etmemişti Iğdır Basketbol takımı. Onlar da
hareketli bir transfer dönemi geçirdi. Son olarak Burak Erol kadroya katıldı. Mustafa Erdoğan ise takımdan ayrıldı. Iğdır takımında durum bu şekilde. Gelecek hafta iç sahada Balıkesir'le karşılaşacak onlar da. Bu şekilde Iğdır takımının da notlarını sizlerle paylaştık. Artık takımlar parkedeki yerlerini aldılar. Maçın başlamasına çok az bir süre kaldı. Iğdır takımı da yine hazırlıklarını Ankara'da sürdürüyor. Onlar da maçlar oynandıkça Iğdır şehrine gidiyor. Bunu da belirtelim. Bu maç onlar adına pek de deplasman değil bugün. Bu açıdan bakıldığında değerli izleyenler, artık takımlar hazır. Hava atışını bekliyoruz. 11. haftayı da bu şekilde kapatacağız. Umuyoruz ki güzel bir karşılaşma olur. Cuma akşamı Balıkesir-Mersin maçıyla açılışı yapmıştık. TRT Spor Yıldız ekranlarında güzel de bir maç oldu. Mersin kazanan taraf olmuştu Balıkesir deplasmanında. Onlar da önemli bir galibiyete imza attı ve zirve takibini sürdürdüler. Onay geldi kenardan. Şimdi hava atışı yapılacak. Ben Ejder Yasin Turhan. Bu maçın anlatımında sizlerle birlikte olacağım değerli izleyenler. Turgut Işık ekranda hava atışını gerçekleştiriyor şimdi. Beno Yembala çeldi ve ilk hücum Alagöz Holding Iğdır Basketbol'dan. Marlen Viol. Bilgehan Diril var karşısında. Şimdi Cem Coşkun. Uzak aldı potaya, dışarı çıkardı. Beno Yembala. Eric Buckner'a karşı atak etti ilk pozisyonda. Sonrasında tekrar dışarı çıkardı. Burak Erol gitti potaya Burak. Turnike'yi kaçırdı. Sonrasında top Iğdır'dan dışarı çıktı. Burak da yine geçen sezon OGM Orman Spor'da oynamıştı. Bu sezona Balıkesir'de başladı ama sonrasında tekrar Ankara'ya döndü. Bu kez Iğdır basketbol takımında. Mertcan verdi pasını. Eric Buckner. Topla buluştu şimdi Eric Buckner. Burak vardı sırtında. Eşleşme avantajı vardı. Diğer taraftan Marlen Will gelmişti. Çok kolay döndü Eric Buckner. İlk sayılar ondan geldi. Marlen Will. Burak Erol. Cem çıktı perdeye. Burak indirdi içeri. Embala dışarıya verdi pasını. Üç sayılık atış köşeden isabetli olmadı. Murat Cenesen atışın sahibiydi orada Iğdır takımında. Basket gelmedi. Keşan Woods. Buckner. Şimdi Bilgehan. Üç sayılık atış isabetli olmadı. Bu atışta basket gelmedi. Şimdi Marlen Will. Marlen Will açıldı tekrar. Beno Yembala köşeyi gördü. Burak indirdi içeri şimdi. Cem hemen dönmeye çalıştı. Faul geldi. Faul geldi bu pozisyonda. Eric Buckner görüntüde. İşte pozisyon. Eric Buckner maçtaki ilk faali yaptı. Will. Yakın aldı potaya ve noktayı koydu bu pozisyonda. Beno Yembala. 28 yaşında Beno Yembala. Takımı adına açılışı yaptı. Bilgehan. Buckner. Bir kez daha Bilgehan. Keşan Vuz topu istedi. Orada Burak'tan müdahale var. Top dışarıda. Orman Spor hücumu devam edecek. Kenardan top oyuna sokacak şimdi Mertcan. Gökhan ama pas arası geldi. Beno Yembala bomboş gitti. Beno Yembala iyi değerlendirdi bu fırsatı. Mertcan'ın orada pasında top kaybı geldi. Sonrasında Beno Yembala. Gökhan. Mertcan'ı top aldırmadı Muratcan. Şimdi geldi Mertcan. Embala, Buckner düzeltiyorum, ayakla müdahale.
14 saniye hücum süresi. Burak ayakla müdahaleyi yapan oyuncu. Pozisyon ekranda yönetmenimiz İlker Karaman ekranlara yansıttı. Bilgehan. Buckner. Şimdi Keşan Woods geldi. Perde sonrasında devrildi içeri. Buckner faul var. Muratcan yaptı faulü. Iğdır takımının da ilk faulü geldi. Pozisyon bu. Bilgehan topu oyuna sokuyor şimdi. 5 saniye olmadan son anda pasını verdi ama top kaybı oldu. Marlen Wiel hızlı geldi şimdi Iğdır takımı. Benoy Embala ters taraftan noktayı koydu. Yine hızlı hücum ve yine Benoy Embala 6-2 yaptı durumu Iğdır basketbol. 6 sayıda Embala'dan geldi. Keşan Woods. Şimdi Buckner. Sırtında Cem Coşkun var. Eric Buckner devam ettirdi pozisyonu. Eric Buckner güzel döndü ama aynı şekilde noktayı koyamadı. Marlen Wiel. Keşan Woods karşıladı onu. Marlen Wiel çok süratli geldi. Güzel de bir pas verdi Cem Coşkun. Yine pota altından basketi buldu Iğdır. 8-2. Bilgehan. Buckner çıktı perde. Köşeyi tercih etti Mertcan. Bir adım geri attı. Sonrasında 3 sayılık atış. İsabetli olmadı. Gökhan çelmeye çalıştı. Embala'da kaldı. Bu hücumdan deli boş döndü Orman Spor. Marlen Wiel. 3,5 dakika geride kaldı. 2 sayısı var Orman Spor'un. Ve burada da faul geldi. Bilgehan yaptı faulü. Marlen Wiel. Orada iyi aldı faulü. Havadayken faali yaptırdı. Eric McCollum gibi. İşte pozisyon. Bilgehan da ilk faalini yaptı. Marlen Wiel çizgide şimdi. Final Spor ve Mamak sonrasında şimdi Iğdır basketbol. Ülkemizde 3. takımı Marlen Wiel. 96 doğumlu o da. Geçen sezonu Çin'de geçirdi. 26 dakikada 18 sayı ortalaması vardı. 37 maça çıktı Çin Ligi'nde Marlen Wiel. Bu atış isabetli oldu. 10'a 2 yaptı skoru. Maçın başında 8 sayılık fark Iğdır lehine. Bilgehan. Şimdi Keşan Woods geldi köşeye. Topu alamadı Bilgehan. Driplingi kesmişti. Son anda Verkaç'a girmeye çalıştı orada adeta Gökhan'la ama Marlen Wiel orada sezdi bu pası. Topu kazandı. 3 sayılık atış. Bu da isabetli Marlen Wiel. Mola geldi o OGM Orman Spor'dan. Çok iyi başladı maça Iğdır basketbol. Keşan Woods orada etkili olamadı. Top kaybı geldi Marlen Wiel. Hızlı hücumda gelir gelmez baktı potaya ve 3 sayılık basket. ...11. haftada oynanan diğer maçlara bakarsak Mersin Balıkesir deplasmanında kazandı demiştik. Cumartesi 4 maç oynandı. Sigortam.net, lider Sigortam.net harem karşısında zorlansa da kazanmayı başardı iç sahada. Bornova tam 24 üçlük isabeti buldu ve Fenerbahçe Koleji Novateli 111-91 yenmeyi başardı. Çok kritik bir galibiyet. Şemsettin Baş takımın başına geçti Bornova takımında ve önemli bir galibiyet aldılar. Gaziantep Basketbol Çayırova'yı farklı yendi. Ve Final Spor'da Esenler Erokspor karşısında deplasmanda 14 sayı farkla galip geldi ve deplasmanda kazanan tek takım oldu cumartesi günü. Pazar günü ise Kocaeli Kağıtspor Kapak'ta karşısında iç sahada kazandı. Semt 77 Yalova Spor Ankara Gücü'nü farklı yendi ve Konya Spor'da TED Ankara Kolejleri 73-71 mağlup etmeyi başardı. Konya Spor'da son dönemde çıkışta. Şu anda 5. sıraya kadar geldi Konyaspor. 7 galibiyete ulaştı onlar da. Transfere geç başladılar ancak ligin son bölümünde Konyaspor
çıkış yakalamayı başardı. Şu anda Sigortam.net ve Semt77 Yalova Spor 10'ar galibiyetle zirveyi paylaşan takımlar. Mersin'de 8 galibiyetle 3. sırada. Alperen. Şimdi Keşan Woods forvette 3 sayılık atışını kullandı. İsabetli olmadı Marlen Wiel. Rebound'ı almayı başardı. Çok da güzel bir pas verdi. Daha da güzel bir blok geldi. Mertcan sol kol, orada turnike şansını vermedi Burak Erol'a. Şimdi pas arası Marlen Wiel'dan, top dışarıda. Top dışarıda, Marlen Wiel bir kez daha top kaybını yaptırdı burada. Az önceki blok pozisyonu gerçekten güzeldi. Ve sonrasında Marlen Wiel işte bu şekilde araya girdi ve top kaybı oldu. Burak. Wiel. Keşan Woods karşısında el üzerinden 3 sayılık atış. Marlen Wiel isabetli olmadı. Sonrasında Burak tamamlayamadı. Bu hücumdan eli boş dönerken topu kazandı Iğdır takımı. Burak bu atışta kaçtı. İlginç bölümler. Oyun devam ediyor. Orman Spor hızlı geldi şimdi. Bilgehan şut kullanmadı. Bilgehan kendi gitti. Panya'nın da yardımıyla uzun süre sonra basketi bulmayı başardı. OGM Orman Spor. 13-4. Keşan Woods. Burak. Bu arada orada bir sakatlık var. Oyun durdu şimdi. Murat Can Esen sekerek geldi. Şimdi ayağa kalktı ve aynı şekilde hemen kenara geldi Murat Can Esen. Oyuncu değişikliği Iğdır basketbol takımında. Önder Atun oyuna girdi. Umuyoruz ki önemli bir durumu yoktur. Muratcan oyundan çıktı şimdi. Şu ana kadar dış atışlarda 3'te 0 yaptı OGM Orman Spor. Iğdır takımı ise 3'te 1. Önder kenardan topu oyuna sokacak. İşte Muratcan şu anda tedavi görüyor kenarda. Önder. Cem pota altını gördü. Beno Yembala bir fake, sonrasında faul geldi. Eric Buckner iki serbest atış kullanacak. Beno Yembala. Buckner görüntüde. İşte pozisyon bu. İlk anda Keşan Woods'u yaptığı fake'le ekarte etti. Sonrasında Eric Buckner. 5,5 dakika geride kaldı ve Eric Buckner ikinci faulünü yaptı OGM Orman Spor'da. Beno Yembala. İlk atışı isabetli olmadı. Beno Yembala. Geçen sezon 30 maça çıktı OGM Orman Spor'la. 16 sayı ve 6,5 rebound ortalaması vardı. İkinci atış bunda isabeti buldu. 1995 doğumlu Beno Yembala şu anda 7 sayıda. Alperen. Keşan Woods yerde kaldı. Son anda pasını verdi. Alperen kontrolü sağladı. Eric Buckner. Cem var savunmasında. Buckner dışarı çıkardı. Bilgehan boş kaldı. Wiel yardıma gitmişti. Bilgehan'dan 3 sayılık basket. 14-7. Bilgehan da üst üste 5 sayı buldu. Önder. Topu kaybetmedi burada Iğdır. Şimdi Cem dışarı çıkardı. Şahin Ekmen. Embala. Cem boş kaldı, potaya baktı. Bu atışta isabetli 3 sayılık basket. Cevap geldi Cem Coşkun. Uzundan gelen üçlük Iğdır takımında. Keşan Woods. Keşan Woods kalabalığın arasına daldı orada ve topu kaybetti. Beno Yembala, Şahin, Wiel. Bir kez daha Yembala. Şahin boş kaldı, onu düşündü. Alperen'den pas arası, sonrasında Önder'de kaldı. Pota altında bomboş gelen basket. 19-7. 12 sayılık fark. Bilgehan. Buckner devrildi içeri. Şimdi kötü bir pas ve basit bir top kaybı daha geldi OGM Orman Spor'da. Oyuncu değişikliği olacak. Göktürk Ural oyuna girdi. Keşan Woods kenara geldi şimdi. Ve Bilgehan da oyundan çıktı. Oyun kurucu pozisyonunda Alper Özcan şu anda parkede OGM Orman Spor'da.
sıkıntılı başladı ev sahibi takım. 7 dakika biterken sadece 7 sayıları var. Will. El gösterdi orada Mertcan. Şimdi Marlene Will sırtı dönük. Marlene Will. Zor bir atışa yöneldi Marlene Will. Basket gelmedi Göktürk. Alper. Buckner'ın perdesi sonrasında 2 sayılık atışı Alper Özcan. İsabetli oyuna girdi. İlk hücumda basketi de buldu. 10 sayılık fark. Will. Beno Yembala geldi şimdi topu aldı. Alperen var orada müdahale etti. Top dışarıda. 9 saniye hücum süresi. İşte pozisyon. Burada Alperen'den gelen müdahale. Will topu oyuna sokacak. Marlene Will. Beno Yembala. Parkenin de orada Panya'nın da yardımıyla bir atış. İsabet yok. Sonrasında faul geldi. Beno Yembala. İlk faulünü yaptı Yembala. Göktürk topu oyuna sokacak şimdi. Alperen. Alper. Mertcan geldi. Hemen potaya baktı. Şimdi 3 sayılık atış. İsabetli olmadı. Sonrasında faul geldi. Mertcan sol kol. Atış sonrasında ayağını uzattığı yönünde gelen karar. Faul çıktı burada. İşte pozisyon bu. Hemen ekrana yansıdı. Ömer Kağan Göğüş. Yerde kalan isim de Iğdır takımında. Orman Spor'un da faal hakkı doldu. Mertcan da ikinci faalini yaptı. Orada bir teknik faul de geldi herhalde ya da sportmenlik dışı. Şu anda düşmesini bekliyorum oyun akışına. Mertcan oyundan çıktı şimdi. Evet, Mertcan sol kola teknik faul çıktı. Sonrasında Marlene Will serbest atışı kullandı. Ve şimdi kısa pozisyonunda Keşan Vus bir kez daha parkede. Önder. Will. Marlene Will. Beno Yembala geldi perdeye. Kurtardı rakibinden Marlene Will. 3 sayılık basket. Bir de faul var. Marlene Will maça çok iyi başladı. Farkı 14 sayıya çıkardı burada. Keşan Vus az önce oyuna girdi tekrar. Ve hemen faali yapmış oldu. İşte pozisyon. Marlene Will süratini, çabukluğunu çok etkili kullandı. Faulü de almayı başardı. Dokuz sayıya ulaştı Marlene Will ve çift tane de 10. sayısı. Dış atışlarda ise 3'te 2 yaptı. Alper. Topsuz alanda faul çıktı. Önder ve Keşan Vus arasındaki mücadele. Iğdır takımının da 3. faali oldu. Alper. Şimdi Buckner. Yembala savunmasında Eric Buckner. Blok geldi Beno Yembala'dan. Sonrasında Buckner'a gelen bir şans daha değerlendiremedi. Faul bekledi. Oyun devam etti. Beno Yembala bu mücadelede galip gelen isim oldu. Marlene Will.
Çıktı perdeye Embala. Alperen'le mücadele devam ederken Marlen Wiel potaya baktı. Üstelik atışını kaçırdı. Sonrasında Şahin Ekmen pota altında bitiremedi. Topu kapma mücadelesi Iğdır'da kaldı. Beno Embala. Göktürk'ü geçti. Köşeyi gördü. Şahin Ekmen. Şut kullanmadı. 2 saniye kaldı şimdi. Süreye baktı. Zor bir atış. İsabetli Şahin Ekmen. Döndü yüzünü potaya. Süre de biterken gelen basket. 17 sayıya çıkardı farkı. 1 dakika var ilk çeyreğin sona ermesine ve Iğdır tam 26 sayı üretti şu ana kadar. Keşan Vuz gitti potaya. Bu atışta kaçtı. Sonrasında önderde kalan top. Iğdır hızlı geldi şimdi. Şahin 3 sayılık atış. Bunu kaçırdı. Rebound orada. Alamadı Alperen. Marlen Wiel hemen potaya baktı tekrar. 3 sayılık atış. Bunda da isabet yok. Şimdi top dışarıda. Tempo yükseldi. Üst üste kaçan şutlar. Şimdi OGM Ormanspor hücumu olacak. Iğdır bench ekranda. Suat Cem Usal oyuna girdi. Şu anda Iğdır takımında. Marlen Wiel kenarda. Bu bölümde dinlenmesi adına Marlen Wiel iyi başladı maça. İlk çeyrekte Iğdır takımını sürükleyen isim oldu Marlen Wiel. Alper. Alperen. Şimdi Keşan Woods faal var. Önder yaptı faali. Iğdır takımının da faal hakkı dolmuş oldu. Önder'in de ikinci faali olması lazım. Evet, ikinci faalini yaptı Önder. Oyundan çıktı şimdi. Özgür Şahin oyuna giren isim oldu Iğdır takımında. Alperen. Göktürk. Embala çıkmıştı perdeye. Buckner düzeltiyorum. Hep karıştırıyorum bazen. Şimdi Eric Buckner. Orada Göktürk Ural'la beraber rebound mücadelesine girdi. Takip sayısı geldi. Özgür. Süreye de bakıyor şimdi. Tek saniyelik fark var. Maç ve hücum süresi arasında. Özgür Şahin uzaklardan 5 saniye vardı. 3 sayılık atışa yöneldi burada. Şimdi Ormanspor şut atma şansını yakaladı. Göktürk bu atış kaçtı ama az önce yapılan tercih gerçekten kötüydü. Ama burada basket gelmedi. Iğdır basketbol 26, OGM Ormanspor 11. İlk çeyrek skoru.
Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde 11. haftanın kapanış maçı ilk çeyrek skoru Iğdır Basketbol 26, OGM Orman Spor 11. Şimdi 3 sayılık atış, Alperen kaçırdı, Göktürk reboundu aldı, o da kaçırdı. Sonrasında topu kapma mücadelesi, Orman Spor bir şans daha buldu, bu kez faul geldi. Kaan ekranda. İlk 10 dakika sonunda 15 sayılık bir fark ortaya çıktı değerli izleyenler. OGM Orman Spor'da çift haneye çıkan bir oyuncu yok. Bilgehan Diril 5 sayıyla ön plandaydı. Etkisiz bir hücum performansı Ankara ekibinde. Dış atışlarda 6'da 1 yaptılar. İlk kez serbest atış kullandı OGM Orman Spor. O da kaçtı. İkisi hücum olmak üzere 11 reboundları var. 2 de asist yaptılar. Iğdır'sa Marlen Will 10 sayılı en skorer oyuncu. Dış atışlarda 9'da 3 yaptı Iğdır. Serbest atışlarda 6'da 5. 10 rebound aldılar. 5'te asist yaptılar. Top kaybı ise 1 Iğdır takımında. Orman Spor'un ise tam 7 top kaybı var şu ana kadar. Bu kez tam top kayıplarından bahsederken Iğdır yaptı o top kaybını ama turnike kaçtı. Keşan Woods turnikeyi kaçırdı. Şimdi Iğdır rakip yarı sahaya yerleşti. Özgür. Suat. Suat elden verdi topu burada. Alperen, sonrasında Eric Buckner. Alper. Üst üste iki top kaybı geldi. Orada tam da tek top kaybı yaptı derken Iğdır nazar değdi herhalde ve şimdi pota altından gelen basket. Alperen Kurnaz. 26-13. Suat. Özgür. 3 sayılık atış. Özgür kaçırdı. 2'de 0 oldu Özgür'de. Alper. Şimdi 3 sayılık atış isabetli. Alper Özcan. Skorboarda henüz yansımadı basketler. Alper Özcan da 5 sayıya ulaştı. Şimdi 26-16 olarak güncellendi. 10 sayıya indirdi. Özgür. Özgür dışarı çıkardı. Suat. 3 sayılık atış. İsabetli olmadı. Sonrasında Keşan Woods verdi pasını Göktürk. Alper Özcan. Hızlı hücumda. Orman Spor hücumu ama bu şansı değerlendiremediler. Bir şans daha şimdi OGM Orman Spor adına. Alperen üst üste gelen sayılar. Bir üç sayılık basket daha geldi OGM Orman Spor'da. Mola aldırdı Iğdır basketbola. 26-20. Skorboarda geç yazıldı basketler az önce. 16'dan 17 olarak düzeltildi. Şimdi gelen 3 sayılık basket. 15 sayı geride başladığı bu periyotta seri yakaladı şu anda. 9-0'la başladı OGM Orman Spor. Ve molayı da aldırdılar. Olcay Özkundulli, Alagöz Holding, Iğdır Basketbol baş antrenörü işte şu anda oyuncularıyla mola halinde. Ligde 12. haftaya da bakarsak değerli izleyenler, cuma akşamı Çayırova Lider Sigortamnet'i ağırlayacak. Saat 17 o maç TRT Spor Yıldız'da olacak. Haftanın diğer canlı yayın müsabakası ise yine Ankara'da oynanacak. Ankara Gücü ve Gaziantep Basketbol karşı karşıya gelecek. Ayın 27'si gelecek hafta pazartesi günü saat 18 o maçta yine TRT Spor Yıldız'da olacak. Yarın saat 21.30'da Burg Basket, Türk Telekom ve hemen ardından Paris Basketbol, Beşiktaş, Emlak Jet. Euro Cup'ta gerçekten önemli bir mücadele. Beşiktaş adına zirve yolunda kritik bir karşılaşma. Her iki mücadelede TRT Spor Yıldız'da olacak. Marlen Will. Burak. Şimdi Cem, Şahin, Will tekrar topla buluştu. Marlen Will, Eric Buckner kaldı karşısında.
Diğer tarafta Şahin'i gördü tekrar forvette. Üç sayılık atış isabetli olmadı. Eric Buckner. Top burada Ormanspor'da. Göktürk. Göktürk Ural hemen geldi. Eric Buckner'ı gördü. Dışarı çıkarılan top. Boş kaldı Bilgehan. 3 sayılık basket. OGM Ormanspor çok iyi başladı. 12-0'lık seri geldi ve fark hemen 3'e indi. İşler tamamen değişti bu periyodun başında. 26-11 ile başladık ve şu anda 26-23. Will. Will'ın kenarda olduğu bölümde hücumda sıkıntı yaşadığıdır. Bakalım şimdi cevap gelecek mi? Marlen Will. Perdeden çıktı, orada Bilgehan var karşısında. Sol taraftan geçmeye çalıştı rakibini, faali aldı. Bu çeyrekte OGM Ormanspor'un ilk faali oldu. Pozisyon bu. İkinci faalini yaptı Bilgehan. Will. Burak. Cem çıktı perdeye. Burak Erol içeri indirdi şimdi. Beno Embala yakın almıştı potaya. Ama kötü bir tercih. Uzundan uzuna burada pası düşündü. Beno Embala ama top kaybı oldu. Cem'le anlaşamadılar. İlk 10 dakikada tek top kaybı yapan Iğdır basketbol ikinci periyot başında 3,5 dakikada 3 top kaybı yaptı ve henüz sayı üretemediler. 12-0'lık Ormanspor serisi. Şimdi Keşan Woods indirdi. Eric Buckner dışarı çıkardı. Bilgehan ilk adımda Marlen Will'ı geçti. Güzel de gitti potaya ama bu atışta isabet yok. Marlen Will faul yapmaya çalıştı. Göktürk oyun devam etti. Beno Embala güzel kurtardı Alperen'den. Orada ikinci periyottaki sessizliğine de nokta koydu takımının. 9 sayıya ulaştı. Keşan Woods. Buckner. Eric Buckner pas opsiyonlarına baktı. Şimdi döndü yüzünü potaya. Eric Buckner yakın pozisyon kötü bir şut çıkardı. Sonrasında Marlen Will. Hızlı geldi şimdi Marlen Will. Perdeyi de kullandı Marlen Will ama blok geldi Eric Buckner. Bir anda duvar gibi çıktı karşısına Marlen Will'ın. İşte pozisyon. Burada Eric Buckner geçit vermedi. Çok da büyük bir fiziksel avantajı var tabii Marlen Will karşısında. Will faul beklemişti ama oyun devam etti. Gökhan. Buckner kenara geldi OGM Ormanspor'da. Uzun pozisyonunda Yavuz Koç'a bugün ilk kez oyuna girdi. Yavuz potaya baktı şimdi. Yavuz atışını kullandı, isabetli olmadı. Gökhan dışarı çıkardı. Keşan Woods ilk anda kontrolü kaybetti. Keşan Woods indirdi içeri. Yavuz dışarı, kötü bir pas ve top kaybı. Mehmet Kabaran ekranda. Geçen sezonu Yalova'da tamamladı. Yalova playoff'ta finale yükselmiş ama Samsunspor kazanan taraf olmuştu. Üst üste 3. kez playoff'ta final oynamış Samsunspor ve bu kez kazanmayı başarmıştı. Marlen Will. Embala bir kez daha Will. 3 sayılık atış Marlen Will. Bir kez daha devreye girdi. 31-23 yaptı skoru Marlen Will. Maçın en skorer ismi şu anda Will. Keşan Woods. Bilgehan dışarı çıkardı. Gökhan tepede 3 sayılık atış. Gökhan Şirin kaçırdı. Rebound mücadelesi. Marlen Will'da kalan top çok güzel bir reverse. Marlen Will dribbling üzeri. Marlen Will nefis bir basket. Üst üste 5 sayı ve mola aldırdı OGM Ormanspor'a. Bir kez daha izliyoruz. Marlen Will Speedy Gonzalez gibi gitti potaya burada. Gerçekten çok şık bir basket. Göze hitap eden bir basket. Marlen Will'dan molayı da aldırdı.
renkli bir oyuncu Marlon Wheel. Final Spor döneminde de dikkat çekmişti. Bu lige renk katan isimlerden biri. Yanılmıyorsam bir dönem belki geçen sezon başı Bursaspor'un kadrosunda da yer aldı ama sonrasında sanki hemen transfer olmuştu Bursaspor'dan. Yollar ayrılmıştı Marlon Wheel'a. Evet, 2021 yazında Marlon Wheel Bursaspor'la sözleşme imzalamıştı. Sonrasında yollar ayrılmıştı Marlon Wheel'la ve Mamak'ta sezonu tamamlamıştı Marlon Wheel. O sezonda da Bursaspor Euro Cup'ta final oynamıştı. Oyun kurucu pozisyonunda Andrew Andrews vardı. Derek Needham vardı. Mola sonrasında Bilgehan Diril ve Ogem Ormanspor hücumda. 10 sayılık fark. Göktürk. Orada Cem dışarı çıkmıştı. Köşede Gökhan boş kaldı. 3 sayılık atış. Bu da kaçtı. Rebound Cem Coşkun. Wheel. Burak hemen içeri indirdi, orada faul geldi Gökhan. Gökhan Şirin faali yaptı. Embal orada potaya bakamadan basket olmasını engelledi. OGM Ormanspor'un ikinci faali oldu bu çeyrekte. Wheel. Cem. Bir kez daha Wheel. Bir step back, sonrasında iki sayılık atış, kaçtı. Reboundu Alperen aldı. Göktürk. Göktürk Ural, faul geldi. Şahin Ekmen faali yaptı. Beno Embala, Burak Erol ve Şahin Ekmen geçen sezon OGM Ormanspor'da yer almışlardı. Eski takımlarına karşı parkedeler bugün. Şimdi Bilgehan, faul geldi. Cem yaptı faulü. İki serbest atış kullanacak Bilgehan Diril. Faulün ardından oyundan çıktı Cem Coşkun. 7 numara Burak Türsen oyuna girdi. O da bugün ilk kez süre alacak. Evet. Onun da gelmesiyle beraber Iğdır takımında 12 oyuncu da bugün süre aldı. Bilgehan da serbest atışlardan çift taneye ulaştı. Burak. Burak Erol. Embala Şahin'i düşündü ama top kaybı oldu. Şimdi hızlı hücumda OGM Ormanspor. Bilgehan ters taraftan bitirmeye çalıştı, olmadı. Evet, orada bir müdahale var. Müdahale var orada Marlon Wheel'dan. Panya'ya bir dokunuşu var Marlon Wheel'ın. Dolayısıyla iki sayılık basket OGM Ormanspor lehine. 6 sayıya indi fark. Bilgehan'dan gelen basketler, o da 12 sayıya ulaştı. Wheel. Marlon Wheel pas veremedi hala. Şimdi Şahin son anda pası vermeyi başardı. Marlon Wheel içeri yüklendi. Marlon Wheel bu atış kaçtı. Alperen aldı reboundu. Paylaşılamayan top kararı çıktı. İşte pozisyon bu. Iğdır basketbol hücumu olacak.
Veal pot altından topu oyuna sokacak şimdi. Iğdır'ın 3, Orman Spor'un 2 faali var. Veal dışarı çıkardı Burak. Perdeye geldi Embala. Yavuz var karşısında. Topsuz alanda Embala yerde kaldı. Yine faul var. Alperen yaptı faulü. Orman Spor'un da 3. faulü oldu bu çeyrekte. Pozisyon bu. Burak. Embala, Veal, Marlen Veal. Şimdi Bilgehan kaldı karşısında. Sol taraftan atak etti rakibine. Yine Marlen Veal. Zor bir atışa yöneldi ve kaçırdı. Göktürk. Göktürk Ural. Burak yaptı faulü. Savunma yerleşmeden burada faulü yaptı. Ve sonrasında Burak'tan gelen faul bu. Iğdır'ın faul hakkı dolmuş oldu. Göktürk top oyuna sokacak şimdi. Alper Özcan bir kez daha parkede. Yavuz. Alper. Yavuz perdeye geldi. Alper Özcan. 4 numarada Gökhan topla buluştu şimdi. Yavuz'u gördü. Yavuz eşleşme avantajı vardı Villa karşı. Faul var. Faul geldi burada. Marlen Villa ekranda. Iğdır'ın faul hakkı dolmuştu. 2 serbest atış kullanacak Yavuz Koç'a. Burak yaptı faulü. İlk atışı isabetli olmadı Yavuz Koç'a. İkinci atış. Bu da kaçtı. Ve sonrasında Beno Embala. Burak Erol. Beno Embala. Yavuz'a karşı atak etti Beno Embala. Geçemedi orada. Şimdi zor bir atışa yöneldi. Kısa kaldı. Gökhan. Alper. Göktürk Ural. Embala var karşısında. Adam değişti savunma. Şimdi Yavuz. Burak vardı sırtında. Köşeye çıkardı. Alperen 3 sayılık atış. Bunda da isabet yok. Beno Embala reboundu aldı. Sonrasında faul geldi. Orman Spor'un da faul hakkı dolmuş oldu. ...33-27'lik skor... ...11. haftanın kapanış maçı Ankara'da... ...ilk yarının sona ermesine artık... ...1 dakika 53 saniye kaldı... ...OGM Orman Spor... ...14 üçlük denedi... ...4 isabetleri var... ...serbest atışlarda 6'da 3 yaptılar... ...şu ana kadar... ...22 rebound aldı ev sahibi takım... Iğdır takımına 5 farklı üstünlük sağladılar reboundlarda. Durum 22-17. Asistlerde ise yine 6-6 eşitlik var. Iğdır'a bakarsak 3 sayılık atışlarda 13'te 4, serbest atışlarda 6'da 5. Konuk takımın yakaladığı en büyük fark 17 oldu. Ama sonrasında ikinci periyotta OGM Orman Spor'dan 14-0'lık bir seri gelmişti ve farkı da azaltmayı başardılar.
Marley Will. Burak. Bir kez daha Will. Marley Will kesti dripping'i, dışarı çıkardı Burak Erol. 3 sayılık atış isabetli. 36-27 Burak Erol. Kritik bir isabet. Şimdi Alper köşeyi gördü Yavuz. Göktürk boş kaldı. 3 sayılık atış. Hemen cevap geldi. 36-30. Will. Son 1 dakika ilk yarıda. Burak. İçeride pozisyon alma mücadelesi. Beno Embala potaya uzak kaldı. Will. Şahin. Şimdi Burak. Topu dolaştırdı Iğdır takımı ama Embala kaçırdı atışını. Sonrasında faul geldi. Şahin Ekmen'e çalındı faul. İşte Şahin ve verdiği tepki. Pozisyon bu. Bu pozisyonda faul çalındı. Kenardan gelen oyunculardan 16 sayı buldu şu ana kadar OGM Ormanspor. Bu rakam Iğdır takımında 4. Boyalı alandan gelen sayılarda Iğdır 14-4 üstün durumda. Hızlı hücum sayılarında ise 11-2 Iğdır'ın üstünlüğü var. İlk atışta isabeti buldu Alperen. Beş sayıya indirdi farkı. İkide iki yaptı Alperen. Dört sayılık fark. Son 50 saniye ilk yarıda. Burak. Burak Erol. Alper var karşısında. Perde istedi şimdi Embala'dan. Burak. Yavuz çıktı karşısına. Diğer tarafı gördü. Zor bir pas. Burak topu oyunda tutmayı başardı ama sonrasında faul geldi. Faul çıktı. Yavuz ekranda. Üst üste yaptığı fauller. Embala ile mücadelesi işte bu şekilde tekrar ekrana yansıdı. İkinci faali oldu. Beno Embala. İkinci atışını kaçırdı Beno Embala. Gökhan aldı reboundu. 5 sayılık fark. 17'ye kadar çıkan farkı daha da indirme şansı şimdi OGM Ormanspor lehine. Alper. Alper ama kötü bir tercih. Top kaybı oldu şimdi OGM Ormanspor'da. Marlen Will verdi pasını. Şahin Ekmen hızlı hücumu bitirdi. 39-32. 7 sayıya çıkardı farkı konuk takım. Şahin de 4. sayısını kaydetti. Alper. Embala çıktı karşısına şimdi. Alper. Verdi pasını Alperen. Ama süre bitti. Süre bitti burada değerli izleyenler. İlk yarı skoru Iğdır 39, Ormanspor 32.
Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde 11. haftanın kapanış maçı değerli izleyenler. Iğdır Basketbol 39, OGM Orman Spor 32. İlk yarıda ortaya çıkan performans ve takımların da şut yüzdeleri şu anda ekranlarınızda. 3 sayılık atışlarda 14'te 5 yaptı Iğdır takımı. OGM Orman Spor ise 15'te 5 ile mücadele etti. Serbest atışlarda 8'de 6 yaptı Iğdır ve Orman Spor'da 8'de 5 ile oynadı. Reboundlarda ev sahibi takım 24-17 üstündü. Asistlerde ise 8-7 Iğdır basketbolun üstünlüğü vardı. Skor dağılımına bakarsak OGM Orman Spor'da Bilgehan Diril 12 sayıyla ön plandaydı. Çift taneye çıkan tek isim de aynı zamanda Bilgehan. Alperen de 8 sayısının yanında 6 ribaund aldı ve öne çıkan isimlerden bir diğeri oldu. OGM Orman Spor takımında Alagöz Holding, Iğdır Basketbol'da ise 2 oyuncu çift tanede. Marlen Will 15 sayı 6 asist 4 ribaund. Benay Embala da 10 sayı 6 ribaund 1 asistle oynadı. Bu iki isim dışında Cem Coşkun'dan 5 sayı buldular. Şahin Ekmen de 4 sayılık katkı verdi. İlk çeyrekte farkı 17'ye kadar çıkarmıştı Alagöz Holding, Iğdır Basketbol. Sonrasında 14-0'lık bir seri geldi OGM Orman Spor'dan. O farkı eritmeyi başardılar. Ama sonrasında gidip gelen maç ve Iğdır Basketbol üstünlüğü elden bırakmadı. İlk çeyrek skoru 26-11 konuk takım lehineydi. İkinci periyotta ise 21-13 OGM Orman Spor üstündü. İşte Marlen Will, skorer oyuncu Iğdır Basketbol tarafında ekranlara yansıdı. Ve Eric Buckner maçın başında 2 faul yapmıştı. Şu anda da yine 2 fauli var. 4 sayısı var. 2 rebound aldı. 2 de asist yaptı Eric Buckner. Bilgehan, Buckner, şimdi Keşan Ustan topu aldı. Eric Buckner verdi pasını pota altında Mertcan, sol kol girse basket faul olacaktı. Beno Embala faul yaptı. Pozisyon bu. Mertcan sol kol, 2 serbest atış kullanacak şimdi. Mertcan da bu sezon 25 dakika 9 sayı 3,3 rebound ortalaması var. Serbest atışlarda %62 yaptı. İlk atışı isabetli oldu. İkinci atış, bu da isabetli. Marlen Will, Burak, Gökhan orada dışarı çıkmıştı. Mertcan var karşısında şimdi. Topuna müdahale Burak Erol. 4 saniye kaldı. Rakip yarı sahaya bir kez daha geçerken topu kaybetti burada Iğdır takımı. Bilgehan, OGM Orman Spor 3'e 1 yakaladı rakibini. Mertcan'ın pası Gökhan bitirdi. Top kaybı sonrasında farkı 3'e indirdi OGM Orman Spor. Gökhan Şirin de ilk basketini buldu. Will, Marlen Will, Beno Embala, şut kullanmadı Beno Embala. Eric Buckner geçilmedi orada. Tekrar Will'ı gördü Embala. Topla buluştu şimdi devrildikten sonra. Çok boş kaldı Eric Buckner. Blok geldi Buckner'dan. Tereddüt etti orada Embala ilk anda. Sonrasında Buckner geçit vermedi. Şimdi Gökhan Şirin. Gökhan sırtı dönük hücumda, geri çekilerek atışını kullandı ama isabetli olmadı. Marlen Will, tempo yükseldi oyunda. Embala yerden gelen pası kontrol etti. Dışarı çıkardı. Burak Erol üst sayılık atış. İsabetli olmadı. Gökhan'ın topuna müdahale var. Şimdi Bilgehan'da kaldı. OGM Orman Spor yine hızlı geldi. Beno Embala serbest atış çizgisinde. Bu atışta kaçıyor Eric Buckner. Eric Buckner orada atışı kullanan isimdi. Ve kaçırdı şimdi Marlen Will. Bir crossover Marlen Will'dan. Zor bir şuta yöneldi Marlen Will ama sevdiği pozisyonlar. Baskette geldi. 5'e çıkardı farkı Marlen Will. 17 sayıda. 2 sayılık atışlarda 7'de 2 yaptı. Gökhan, Mertcan,
Buckner içeride topu alamadı. Mertcan faul çıktı burada. Burak Erol ve verdiği tepki bu. İşte pozisyon. Burak paylaşılamayan top kararı bekliyordu orada ama faul çıktı. Kenardan topu oyuna sokacak şimdi OGM Ormanspor. Keşan Woods, Eric Buckner'a veremedi o pası. Önder, o da Marlon Wheel'u düşündü ama karşılıklı top kayıpları. Bilgehan Diril de bugün ilk maçına çıktı OGM Ormanspor'la. O da şu ana kadar iyi bir performans ortaya koydu. Şimdi Keşan Woods. Keşan Woods Buckner'ı düşündü. Bilgehan'da kaldı top. Bilgehan Diril. 10 saniye var. Bilgehan Eric Buckner'ı gördü. Eric Buckner sonunda istediği topu aldı. Bomboş kaldı pot altında. Smaçla bitirdi. 3 sayılık fark. Wheel. Beno Embala hemen geldi orada hücum ağıdır takımı. Şimdi dışarı çıkardı. Burak Erol bu kez kaçırmadı. Kritik anda gelen basket. Farkı bir kez daha 6'ya çıkardı. Alagöz Holding ağıdır basketbol. İlk yarıda da farkın azaldığı bölümde bir basketi vardı Burak'ın. Aynı şekilde gelen üçlük isabeti. Şimdi Bilgehan. O da yüklendi potaya ve bitirmeyi başardı. Daha tempolu başladı İkinci yarı. Karşılıklı gelen basketler. Burak, Önder, Marlon Wheel. Marlon Wheel şut kullanmadı burada. Şimdi verdi pasını tekrar. Önder'den topu aldı Marlon Wheel. Cem'i gördü. Cem yakın pozisyon. Bu atış kaçtı. Gökhan. Mertcan. Mertcan sol kol. Sol taraftan geçemedi orada Embala'yı. Şimdi Gökhan. Bir kez daha Mertcan. 8 saniye hücum süresi kaldı. Mertcan gitti potaya. Mertcan bu pozisyonda basketi bulmayı başardı. Bu şekilde potaya giden bir isim Mertcan sol kol. O da bugün 4. sayısını kaydetti. Burak. Wheel. Marlon Wheel. Topsuz alanda gelen bir faul var. Gökhan Şirin. Mertcan sol kola çalındı. Düzeltiyorum. İşte burada arkadan geldi Cem'e doğru ve faali yaptı. Üçüncü faali oldu Mertcan'ın da. Will. Burak yine baktı potaya. Yine üçlük isabeti geldi Burak Erol. Üst üste çok kritik basketler buldu. Iğdır basketbol Burak önderliğinde üstünlüğü elden bırakmıyor. Bilgehan. Mertcan. Keşan Woods. Günün suskun isimlerinden Keşan Woods yüklendi içeri. O suskunluğunu bozdu. İlk sayısı geldi Keşan Woods. Neden bahsetsek hemen gerçekleşiyor. İlk yarıda top kayıplarından bahsettik. Sonrasında Iğdır'dan üst üste 3 top kaybı geldi. Burada Keşan Woods suskun dedik hemen basketi buldu. Sonrasında Marlon Wheel'a cevap verdi. 5 sayılık fark devam ediyor. Bilgehan. Buckner. Cem var sırtında. Eric Buckner faul geldi. Yerde faul kararı geldi burada. Iğdır 3. faulünü yapmış oldu. İşte pozisyon bu. Cem Coşkun çıktı şimdi Şahin Ekmen parkede. Bilgehan. Gökhan. Beş buçuk dakika geride kaldı bu çeyrekte. 12-10 Ormanspor üstün durumda. Şimdi turnike kaçtı.
Bilgehan gitmişti potaya. Sonrasında hızlı hücumu faulle kesti Keşan Wood. Bu sezon yabancı tercihleri konusunda OGM Ormanspor gerçekten sıkıntı yaşadı. İbrahim Asilla istenen performansı ortaya koyamadı. Keşan Wood da yani çok şutuna güvendiğiniz bir isim değil. Bu maçta da yine çok suskun. Yabancı oyunculardan katkı gelmeyince bu ligde gerçekten çok zor takımların işi. Burada takip sayısı geldi Önder Atun. Çok kızdı kenarda Mehmet Kabaran. Basketin ardından orada reboundu çekemedi. Bilgehan. Göktürk. Bir kez daha Bilgehan'ı gördü. Şimdi Mertcan şut kullanmadı yine. Dışarı çıkardı Bilgehan Diril. 3 sayılık atış. İsabetli olmadı top dışarıda. 7 sayılık fark ve daha da açma şansı şimdi Iğdır için. Oyuncu değişikliği geldi OGM Ormanspor'da. Alper Özcan girdi. Bilgehan kenarda. Burak. Son 3,5 dakika artık 3. periyotta. Burak Erol. Veal'a teslim etti topu Marlen Veal. Veal Göktürk var karşısında Marlen Veal. Verdi pasını Benoy Embala. 3 sayılık atış. Havuza düşen top bir şans daha Iğdır için. Burak. Burak Erol. Şimdi Embala devrildi içeri. Adam değişmişti. Savunma Marlen Veal uzaklardan 3 sayılık atış. Bu da kaçtı. Rebound mücadelesi. Orada top Ormanspor'da kalmadı. Önder Atun topun sahibi oldu. Bir şans daha Iğdır adına. Veal. Üst üste hücumlar konuk takımda. Önder. O da şut kullanmadı. İçeri yöneldi. Beno Embala'yı gördü. İlk anda gelen blok sonrasında süre biterken. Basket geçerli değil. Süre bitti. Beno Embala. Sonrasında hakemle diyaloğu ekrana yansıdı. Hakemler pozisyonu izleyecekler. Sonrasında burada basket var mı yok mu? Karar verilecek. Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde artık 11. haftayı kapatıyoruz. Ligde son sırada Ankara Gücü var. Tek galibiyette Ankara Gücü. Bu hafta Yalova deplasmanında kaybettiler. Evet, burada basket geçerli değil, hücum süresinin bittiği yönünde karar geldi. Pozisyonu hemen izliyoruz. Net bir açıdan tekrar ekranlara yansıdı. Evet, burada süre bitmiş. Şimdi Alper, Buckner, Alperen, Buckner yönelmişti içeri. Alperen kendi kullandı ama bu atışı kısa kaldı. Marlen Veal çok şık kurtardı rakibinden. Marlen Veal güzel de bir pas verdi içeri. Beno Embala kaçırdı. Şimdi Alper aynı şekilde Marlen Veal'dan topu kurtardı. Sete yerleşti şimdi OGM Ormanspor. Göktürk. Göktürk Ural. Yine zor bir atış ama isabeti buldu Göktürk. Göktürk de Galatasaray altyapısından çıkmıştı o da. Şimdi Beno Embala. Marlen Veal. Bir kez daha Embala. İki sayılık atış. Erik Buckner orada. Blok geldi. Şimdi Alper Özcan. Geçti rakip yarı sahayı Alper. Pasını da verdi Gökhan Şirin. Kritik bir atış. İsabetli olmadı Gökhan. Sonrasında gelen faul Alperen. Farkı 2'ye indirme şansı geldi. Boş şutu da buldu OGM Ormanspor. Özgür Şahin bir kez daha oyuna girdi Iğdır takımında. İlk yarıda kısa bir süre parkede kalmıştı. Son 1,5 dakika 3. periyotta.
Özgür. Top hala onda. 10 saniye var. Cem geldi perdeye şimdi. Özgür kesti driplingi ama steps yaptı. Yine bir top kaybı. Pozisyon bu. Alper. Alper Özcan. Buckner. Erik Buckner. Şimdi sırtı dönük oynamaya başladı. Çok da güzel döndü Erik Buckner. Şık bir baskete imza attı. Cem'e karşı bu pozisyonda üstünlük sağladı. 3 sayılık fark. Marlen Wheel. Marlen Wheel. Göktürk vardı savunmasında. Çıkardı dışarı şimdi. Cem Coşkun. 3 sayılık atış isabetli olmadı. Göktürk savunma reboundunu aldı. Farkı tek sayıya indirme ya da dengeyi sağlama şansı şimdi OGM Ormanspor adına. Göktürk Ural. Diğer tarafta Keşan Woods ama ayak çizgide. Keşan Woods bu kritik hücumda top kaybını yaptı. 21 dakika, 2 sayı, 3 rebound, 2 asist, 2 top kaybı. Keşan Woods'un performansı. OGM Ormanspor'da. Marlen Wheel süreyi de kullanıyor şimdi. 3 saniyelik fark var maç hücum süresi arasında. Önder Atun. Düzeltiyorum, Özgür Şahin. Şahin Ekmen. Bir kez daha Özgür. 3 sayılık atış. Bu da kaçtı. Ve 3. periyot sona erdi değerli izleyenler. Iğdır Basketbol 3 sayı farklı önde. Skor Iğdır Basketbol son 10 dakikaya girerken ufak da olsa bir avantaja sahip değerli izleyenler. 3. çeyrek sonunda 16-12 OGM Ormanspor üstündü. Farkı azaltmayı başardı ama eşitliği sağlayamadı. Öne geçemedi OGM Ormanspor. Bakalım son 10 dakikada işler nasıl gelişecek. Marlen Wheel. Marlen Wheel devam ettirdi pozisyonu, burada yüklendi içeri. Faul geldi. Faul geldi bu pozisyonda. Marlen Wheel süratini kullandı. Buckner'a mı çalındı yoksa Göktürk'e mi? Buckner olması lazım. Evet, Erik Buckner'a çalındı faul. Üçüncü faulünü yaptı Buckner'da. Hemen maçın başında iki faul yapmıştı zaten.
Şimdi Marley Enviel, bu atış isabetli. Bu sezon %87 ile serbest atış kullandı Marley Enviel. 2'de 2 yaptı. Keşan Woods topu oyuna soktu. Alper. Alper Özcan. Buckner. Boş kaldı orada Eric Buckner. Dışarı çıkardı tekrar. Topla buluştu şimdi Eric Buckner. Beno Embala'ya karşı orada atak etmeye çalıştı. Olmadı. Sonrasında pasını verdi. Alperen de tamamlayamadı ama şans anı. Eric Buckner'da kalan top. 53-50. 8 sayıda Eric Buckner. Şimdi Marley Enviel. Önder topu istedi. Diğer tarafta Beno Embala. Marley Enviel son anda Önder. Top kaybını engelledi. Ama paylaşılamayan top kararı çıktı. Orman Spor hücumu olacak. Marley Enviel ilk pozisyonda vermedi Önder'e. Sonrasında Embala'nın pası ve top kaybı oldu. Alper. Yerde kaldı Buckner. Tekrar kalktı şimdi. Perdeye geldi Alper. Alper dışarı çıkardı. Alperen 3 sayılık atış. Bunda da isabet yok. 3 sayılık atışlarda 19'da 5 oldu Orman Spor. Önder. Cem bir kez daha Önder. Beno Embala. Embala dışarı çıkardı. Şahin Ekmen ilk anda kurtardı rakibinden. Cem içeri indirmeye çalıştı. Pas arası geldi. Top kaybı. Önder'den topun çıktığı yönüne gelen karar. Bu hücumdan da eli boş dönüyor. Alagöz Holding, Iğdır Basketbol. Pozisyon bu. Evet, Önder'den çıkmış orada. Hakemler monitör başına geldiler şimdi. Pozisyona bir kez daha bakacaklar. Mehmet Kabaran da bu fırsatı mola olarak kullanıyor şu anda. Reboundlarda 33-27 Orman Spor üstün. Asistlerde 10-10 eşitlik var. 11 top kaybı Orman Spor'dan, 9 top kaybı ise Iğdır Basketbol'dan geldi. Serbest atışlarda 10'da 7. Orman Spor 10'da 8. Alagöz Holding, Iğdır Basketbol değerli izleyenler. Evet. Karar değişmedi. Göktürk topu oyuna soktu şimdi. Orman Spor hücumda. Alper. Göktürk. 8 dakika var artık maçın sona ermesine. Şimdi Keşan Woods bu kez baktı potaya. Keşan Woods isabeti buldu. Onun potaya bakması gerçekten çok önemli o Gemi Orman Spor adına. 3 sayılık atışlarda 3'te 1 oldu. Ve 5. sayısını kaydetti. Skorda denge var. Marley Enviel. Bakalım cevap gelecek mi Marley Enviel'dan? 2 sayılık atış, uzak bir ikilik ama isabetli. Marley Enviel hemen cevap verdi. Alper. Keşan Woods. Bir kez daha Alper. Buckner gelmişti perdeye. Alper orada top kaybını yaptı. Pota altından pasını vermek isterken dengesini kaybetti ve top kaybı oldu Alper Özcan. Burak Erol tekrar oyuna girdi Iğdır Basketbol'da. Şahin Ekmen kenarda. Az önceki top kaybı ekranda. Marley Enviel. Önder. Önder Atun. Göktürk geldi baskıya, verdi pasını. Enviel. Marley Enviel, Cem'in perdesi.
Marlen Wheel yine birebir oynadı. 3 sayılık atış. Marlen Wheel bunu kaçırdı. Rebound mücadelesi. Cem son anda Alperen'den de orada. Seken top Wheel'da kaldı. Bu atışta kaçtı. Alperen çeldi top Cem'de. Rebound'ı almadı orada Alperen. Çelmeyi seçti ve top Iğdır'da kaldı. Burak. Embala. Marlen Wheel. Dışarı çıkardı tekrar. Burak süre biterken atışını kullandı. Orada saatin farkına varmadı Marlen Wheel. Bu hücumdan eli boş döndü Iğdır. İşte pozisyon. Üç galibiyetli OGM Ormanspor ve 4 galibiyeti bulunan Iğdır'ın karşılaşması haftanın kapanışı aynı zamanda. İki takım adına da önemli bir müsabaka. Iğdır son 5 maçını kaybetti. OGM Ormanspor ise geçen hafta Mersin deplasmanında mağlup olmuştu. Erik Buckner. Erik Buckner, Cem Biran orada açıldı arkasında. Sonrasında Embala'da kaldı top. Beno Embala. Burak. Burak Erol. Embala topu aldı, dışarı çıkardı. Marlen Wheel şut kullanmadı. Bir fake. Devamında 2 sayılık atış. İsabetli olmadı. Göktürk aldı reboundu. Pasını vermek isterken Cem'e çarptı top. Az önceki pozisyon bu şekilde ekrana yansıdı. Göktürk. Göktürk Ural çok güzel bir pas verdi. Göktürk Ural. Beno Erik Buckner bu güzel pas asiste çevirdi. Ben de bugün üçüncü kez herhalde Beno Embala ile Buckner'ı karıştırdım. Embala hala daha Ormanspor'da kaldı sanki benim için. Erik Buckner burada smaçla bitirdi. Mola geldi Iğdır takımından. Göktürk'ten gelen güzel pas. Erik Buckner'ın smaçı. Bakalım kalan sürede nasıl bir sonuç ortaya çıkacak. Yarın akşam saat 21.30'da Burg Türk Telekom ve bu maçın hemen ardından da Telekom maçının hemen sonrasında Paris Basketbol Beşiktaş Emlak Jet maçları TRT Spor Yıldız'da olacak değerli izleyenler. Türk Telekom beklenen başlangıcı yapamadı bu sezon. Nenat Çanak'la yollar ayrıldı. Sonrasında Selçuk Ernak takımın başına geçti ama Euro Cup'ta sadece bir galibiyeti var temsilcimizin. Ve zirvenin de uzağında kaldı Türk Telekom. Diğer tarafta Beşiktaş 5 galibiyette grupta zirve mücadelesi içerisinde. Geçen hafta London Lions sakatlarda kaybetmiştik. İç sahada ilk mağlubiyetini almıştı Beşiktaş Emlak Jet. Paris Basketbol'da 7'de 7 yaptı grup lideri. Önemli bir maç gerçekten. Zor bir karşılaşma ama Beşiktaş kazanırsa gerçekten çok büyük bir galibiyet olur yarın. Ve grupta da zirve iddiası tavan yapar temsilcimiz adına. O nedenle bu iki önemli maç TRT Spor Yıldız'da yarın akşam, bunu da belirtelim. Marlen Wheel indirdi içeri. Beno Embala hemen baktı potaya, basket faul. Beno Embala. Mola sonrasında erken bir cevap geldi Iğdır'da. İşte pozisyon. Üçüncü faulünü yaptı Alperen Kurnaz. Beno Embala burada serbest atışta da basketi buldu. Alper. Göktürk. Alperen köşeyi gördü. Alper
Bir şut fake'i sonrasında iki sayılık basket. Alper Özcan 58-57. Bu çeyrekte henüz faal yapmadığıdır. Orman Spor'un ise iki faali var. Marlen Wiel. Burak. İçeride pozisyon alma mücadelesi var. Embala ve Alperen arasında Beno Embala faali almayı başardı. Girse basket faali olacaktı. Mehmet Kabaran hakemle diyaloğu ekranda. İşte pozisyon. Alperen de dördüncü faulünü yaptı. İki serbest atış gelecek şimdi Beno Embala'dan. İlk atışı isabetli. İkinci atışını kaçırdı Beno Embala. Bu sezon takım halinde %72 ile serbest atış kullandığıdır. Şimdi Göktürk. Pota altında Buckner'ı düşündü. Faul var. Faul geldi bu pozisyonda. Bu bölümde iki tarafta hakem kararlarından memnun değil. Cem Coşkun. İşte faul pozisyonu. Dördüncü faali oldu. Iğdır takımı ilk faulünü yaptı. Alper. Göktürk. Hemen potaya baktı Göktürk Ural. Atışı kısa kaldı. Burak çok hızlı koştu orada. Beno Embala bomboş gelen smaç. 61-57 yaptı skoru. Beno Embala Mehmet Kabaran molayı aldı. 4,5 dakika var maçın sona ermesine. Iğdır tarafı üstünlüğü elden bırakmıyor. Beno Embala önemli bir baskete imza attı az önce. ...30 dakika oynadı şu ana kadar... ...Beno Embala... ...16 sayısı var... ...7 reboundu, 2 asisti... ...2 top çalması ve 2 de top kaybı... ...Beno Embala... ...2 faul yaptı şu ana kadar... ...Marlen Wills'a 23 sayı... ...8 asist... ...ve 1 de top çalma ile mücadele ediyor... ...Iğdır tarafında... ...2 yabancı oyuncusundan... ...39 sayı buldu... ...Iğdır basketbol... OGM Orman Spor tarafında ise Eric Buckner 10, Keşan Vuss'a 5 sayıda. Yabancı oyunculardan gelen katkıda durum 39-15 Iğdır lehine. Bilgehan Diril 14 sayıyla en skorer oyuncu Ankara ekibinde. Yine Alperen Kurnaz'ın da 8 sayısı var ama az önce 4. faulünü yapmıştı. 7 de rebound aldı bugün Alperen. Maçın başında öne geçmişti Orman Spor. Sonrasında maçın tamamında Iğdır tarafı öndeydi. Farkı 17'ye kadar da çıkarmışlardı ilk yarıda ama sonrasında eritti bu farkı OGM Orman Spor. 14-0'lık bir seri gelmişti. Devamında hep yakın geçti maç ve şimdi 4 sayılı Iğdır önde. Alper. Alperen. Alperen şimdi. Keşan Woods geldi. Keşan Woods. Cem açıldı dışarı. Pasını verdi Göktürk. Alper boş kaldı. Çok kritik bir atış. İsabet yok. Rebound burada Marlen Wiel'da. Hızlı geldi şimdi Marlen Wiel. Marlen Wiel Göktürk faulü yapamadı. Burak zor da olsa kontrolü sağladı. Akıllı bir şekilde orada rakibine çarptırdı derken. Topun. Iğdır tarafından çıktığı yönünde karar geldi. Şimdi hakem pozisyonu izleyecek. Gelen itirazlar önemli de bir karar gerçekten. İşte burada top öncesinde dışarı çıkmış mıydı yoksa
Alper'den mi çıktı? Karar gelecek. Artık son 4 dakika. Evet, hakemler pozisyonu izlediler. Iğdır hücumu olacak. Karar değişti. Orada Burak Erol son anda rakibine çarptırmayı başardı. İşte pozisyon bu. Topun Alper'den çıktığı yönünde gelen karar. Iğdır basketbol. 14 saniye hücum süresi var şimdi. Will. Burak, 3 sayılık atış, Burak Erol. Bugün kritik atışların adamı Burak Erol. 64-57. Çok akıllıca orada topu oyunda tuttu. Sonrasında 3 sayılık basket geldi. 9 sayıya ulaştı Burak. Buckner, Göktürk. Göktürk Ural, zor pozisyon. Göktürk Ural'dan gelen basket. Göktürk de yine 9 sayıda. 64-59. Beno Embala. Burak. Embala tekrar. Yardım da geldi orada. Zor da olsa pasını verdi. Cem Coşkun. Buckner vardı karşısında. Bu pozisyonda basket gelmedi. Önder de faali yaptı. Hızlı hücumu kesti Önder. Mehmet Kabaran. Sportmenlik dışı bekliyor bu pozisyonda. Orada challenge istedi Mehmet Kabaran. Hakemler de pozisyona bakacaklar. Normal faul mü yoksa sportmenlik dışı mı? Her hücum artık çok önemli. Beno Embala hakemle diyalog halinde ama yanında Burak vardı işte. O da bugün çok önemli katkı verdi. Evet. Pozisyon izlendi. Sportmenlik dışı faul kararı geldi Önder Otun. O da üçüncü faulünü yapmış oldu. Keşan Vus geldi çizgiye. İlk atışı isabetli. İkinci atış. Bu da isabetli oldu. Farkı 3 sayı indirdi Ormanspor. Keşan Vuz 7 sayıda. Bilgehan. Ormanspor'un en skorer ismiydi Bilgehan. Nefis de bir pas verdi Eric Buckner. Alley-oop pası geldi Bilgehan'dan. Eric Buckner bu güzel pası geri çevirmedi. Farkı bir sayıya indirdi o gemi Ormanspor. Şimdi Marlen Will top kaybı. Top kaybı Iğdır'da. Ormanspor için çok uzun bir süre sonra öne geçme şansı. Burak orada Will'ı gördü. Arka taraftan yaptığı koşuyu değerlendirdi ama Marlen Will'ın pası top kaybıyla sonuçlandı. Göktürk, Bilgehan, Keşan Woods. Buckner çıktı perdeye şimdi. Keşan Vus Alperen'i gördü. 3 sayılık atış. İsabetli Ormanspor öne geçiyor. 66-64. Önce gelen alley-oop, sonrasında Alperen'den üçlük. Iğdır tarafı molayı aldı. 17 sayıdan geldi o game Ormanspor.
Tribünlerden görüntüler şu anda ekranda. Güzel bir maç izliyoruz şu ana kadar. Çekişmeli bir karşılaşma. Alagöz Holding Iğdır Basketbol maçın başından şu ana kadar öndeydi ama son bölümde gelen basketler OGM Ormanspor 66-64 öne geçmeyi başardı. Bu çeyrekte ortaya çıkan skorda 18-13 ev sahibi takım lehine şu anda. Boyalı alanda bulunan sayılarda 30-24 OGM Ormanspor üstün. Reboundlarda 36-32 yine ev sahibi takım üstün durumda. Asistlerde de 15-13 Ormanspor önde. Marlin Will mola sonrasında Iğdır hücumda. Son 2,5 dakika artık. İndirdi içeri. Beno Embala zor pozisyon, faul var. Beno Embala iki serbest atış kullanacak. Şu ana kadar serbest atışlarda 7'de 4 yaptı Beno Embala. Takım halinde 13'te 10'la mücadele etti Iğdır. İşte Eric Buckner'ın yaptığı faul bu şekilde ekrana yansıdı. İlk atışı isabetli Beno Embala. 66-65. Ormanspor'un faul hakkı doldu. Beno Embala ikinci atışı kaçtı. Tek sayılık fark Bilgehan. Alperen. Orada Embala'ya takıldı. Top dışarıda. Ormanspor hücumu sürecek. Önder topu oyunda tutmaya çalıştı. İşte pozisyon. Burada Bilgehan Embala'ya takıldı. Evet, Önder'in orada ayağı dışarıdaymış. Kenardan topu oyuna sokacak Ormanspor. 10 saniye hücum süresi var. Alperen. Keşan Woods. Önder vardı karşısında. 3 sayılık atış. İsabetli olmadı Marlin Will. Yüksekten çekti ribaundu. Orada Marlin Will. Şimdi Buckner var karşısında. Savunma adam değişti. Orada Marlin Will süratini kullandı. Buckner'ı o kadar dışarıda yakalarsa bu şekilde cezayı keser Marlin Will. Nefis geçti rakibini gerçekten. Önce bir crossover, sonrasında sağ taraftan potaya gitti. 25 sayıda Marlin Will. Buckner yerde kaldı. Şimdi ayağa kalktı. Bilgehan 8 saniye var. Topuna müdahale orada Marlin Will'dan faul. Marlin Will. Iğdır'ın bir faul hakkı daha var. İşte pozisyon. Mola geldi. Ormanspor'da Mehmet Kabaran bir mola daha aldı. 67-66'lık skor. Iğdır tarafı öne geçmeyi başardı. Az önce Marlin Will 25. sayısını kaydetti. Güzel de bir basketti gerçekten. 35 dakika oynadı şu ana kadar Marlin Will. 25 sayı ve 10 da asistle double double yapmış durumda. 8 de reboundu var. 2 rebound daha çekerse triple double yapacak Marlin Will. Yani boyuna göre verdiği rebound katkısı gerçekten çok fazla Marlin Will'ın. Bu açıdan önemli bir isim. Pek çok maçta buna benzer ortalamalarla rebound alan bir oyuncu Marlin Will. Zaten sezon ortalaması da 6,4. 22 sayı, 7,6 asist ve 6,4 rebound. 10 maçta ortaya koyduğu rakamlar Marlin Will'ın. Bu önemli maçta alt sıralardan kurtulmak isteyen iki takımın karşılaşmasında bakalım gülen taraf kim olacak? OGM Ormanspor'dan mola gelmişti.
Keşan Vuz görüntüde. Bilgehan topu oyuna sokacak. Buckner. Son 1,5 dakika artık. Keşan Woods topu alamadı orada. Bilgehan. Adam değişti savunma şimdi. Cem kaldı karşısında. Bilgehan gitti potaya. Zor pozisyon. Basketi buldu Bilgehan. Öne geçti bir kez daha Ogemi Ormanspor. 16 sayıda Bilgehan. 2 sayılık atışlarda 6'da 4 yaptı. Marlen Will. Bakalım bir kez daha cevap verecek mi Marlen Will? Geçti rakibini. Embala dışarı çıkardı. Tekrar topla buluştu şimdi Beno Embala. Marlen Will 3 sayılık atış. Marlen Will. Bir cevap daha geliyor. 28 sayıda Marlen Will. 70-68. Bilgehan. Keşan Vuz yine topu alamadı. Şimdi geldi. Buckner'ı yolladı Keşan Vuz. Marlen Will var karşısında. 3 saniye kaldı. Keşan Vuz çok zor bir şut. Kısa kaldı Burak Erol. Savunma reboundunu aldı. Marlen Will'ı gördü. Marlen Will gitti potaya. Marlen Will 30. sayısı. Belki de maçı aldı bu baskette Marlen Will. Kendisi küçük ama yüreği gerçekten çok büyük Marlen Will. 30. sayısını kaydetti bugün. 10 asist yaptı. 8 de rebound aldı Marlen Will. Mehmet Kabaran bir mola daha alıyor. İki tarafında yabancı rotasyonunda yer alan kısa oyuncuların farkı son bölümde ortaya çıktı. Marlen Will ve Keşan Woods çok kritik bir hücumda gerçekten kötü bir tercih yaptı az önce. Keşan Woods çok zor bir şuta yöneldi orada ve basket gelmedi. Sonrasında Marlen Will hem üçlük hem turnike ile bitirdi. Öncesinde Eric Buckner'ı dışarıda yakaladı. Hemen potaya gitti. Ve gerçekten bu maça damga vurdu. Marlen Will. İşte ekranda. 5 maçlık mağlubiyet serisine nokta koymaya çok yakın şu anda Iğdır Basketbol. Ama son ana kadar tabii her şey değişebilir. Basketbol için 30 saniye çok uzun bir süre. Şimdi Göktürk topu oyuna sokacak. Göktürk orada müdahale geldi. Topu kazandı Önder. Sonrasında sportmenlik dışı faul. Alperen 5. faulünü yaptı ve oyun dışında kaldı. Mola sonrasında da OGM Ormanspor için işler istedikleri gibi gitmedi. Önder Otun çok önemli bir top kazandı burada. İşte pozisyon. Önder önce bu müdahaleyi yaptı. Sonrasında Alperen'in faulü sportmenlik dışı olarak nitelendirildi ve oyun dışında kaldı Alperen. Önder çizgide şimdi. Önder de bugün savunmada önemli katkı verdi. 21 dakika oynadı şu ana kadar. 5. sayısı oldu bu. 4 de reboundu var Önder Atun. Daha önce Gemlik ve Mersin'de oynamıştı. Bu atışını kaçırdı. O da yine bandırma çıkışlı bir isim. Şimdi Burak. 27 saniye var. 5 sayılık fark. Tabii ikili averajlar da önemli. Marlen Will. Marlen Will Göktürk orada. Faul yapamadı. Marlen Will kaçıyor. Ormanspor tarafı kovalıyor. Pasını vermeyi başardı. Sonrasında ekstra pas. Beno Yembala üstelik atışını kaçırdı ama. Şans da burada Iğdır tarafından yana. Cem Coşkun. 75-68. Şimdi Göktürk pasını verdi. Gökhan Şirin. Üstelik atış. Bunda da isabet yok. Göktürk tamamladı. Hücum reboundu sonrasında basket geldi. 75-70'lik skor. Bir kez daha molaya gidiyoruz.
Gerçekten ilginç bir maç izledik. Çekişmeli bir maç izledik. Orman Spor da maçı bırakmadı. Mücadeleyi devam ettirdiler ama Marlen Will faktörü savunmada özellikle ortaya koyduğu efor sonucunlarda Iğdır takımına üstünlüğü getirmiş durumda. ...25'te 7 ile üçlük attı şu ana kadar OGM Orman Spor. 26'da 9 Iğdır Basketbol. Rakamların da gerçekten yakın olduğu bir karşılaşma. Reboundlarda 38-35 Orman Spor üstün. Asistlerde de 16-15 Iğdır tarafı önde. Az önce bir mola geldi Orman Spor'da. Şimdi Önder topu oyuna sokacak. 6 saniye var artık. Önder pasını vermeyi başardı. Çok da güzel bir pas verdi Beno Embala. Mola sonrasında da basketi buldu Iğdır tarafı. 77-70 oldu skor. Şimdi son saniyeler artık. Son 2 saniye. Burada Marlen Will için faul çalındı. Bilgehan yerde kaldı. Keşan Wood. Gökhan şimdi bu şutunu kullandı. Top çembere değmedi. Iğdır Basketbol Orman Spor karşısında 77-70 kazandı ve 5 maçlık mağlubiyet serisine son verdi. Çok kritik bir galibiyet aldı konuk takım. Bu sonuçla Iğdır 5. galibiyetini aldı. OGM Orman Spor ise 3 galibiyette kaldı değerli izleyenler. Ankara ekibi alt sıralardan uzaklaşma şansını değerlendiremedi. Iğdır takımı çok uzun süre önde götürdüğü maçı Marlen Will'ın da son bölümde tekrar devreye girmesiyle kazanmayı başardı. Marlen Will 30 sayı, 10 asist ve 8 reboundla maçın yıldızı oldu. Beno Embala da 19 sayıyla çift taneye çıkan bir diğer isim de Iğdır takımında. Bu şekilde 11. haftayı kapatıyoruz. Ben Ejder Yasin Turhan. Bu maçın anlatımında sizlerle beraberdim. Bir sonraki canlı yayınla tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.